Hepinize sevgiler, selamlar ve saygılar. Ben Ateş Uslu, Karel Kosik, Somut'un diyalektiği okumalarımıza devam ediyoruz. 6. seminerimize geldik ve bugün 3. ana bölümümüze giriyoruz. Bugün hızlıca bu bölümü bitirmeye çalışacağım. Felsefe ve ekonomi başlığını taşıyan bu bölümü. Ve ondan sonra bir küçük bölümümüz kalıyor, praksis ve bütünlük başlığıyla. Onu da bir sonraki hafta yine tamamlamayı ümit ediyorum. Felsefe ve ekonomi bölümü. Önce Marx'ın kapitalinin sorunları üzerine bir tartışmayla başlıyor. Daha sonra insan ve şey veya iktisadın karakteri başlığıyla devam ediyor. Her durumda aslında kapitali bir çıkış noktası olarak almakla beraber pek çok konuyu gündeme getiriyor. Bir metodolojik yine ara bölüm var, metnin yorumlanması başlıklı. Aslında bir önceki seminerde ele aldığımız bu ekonomik etmen bölümüyle kıyaslayabileceğimiz önemli bir bölüm bu. Yani biraz yazarımız bir parantez açmış, yine bir metodoloji şeyi tartışması yapmış. Bir metin nasıl yorumlanır diye özetleyebileceğimiz bir konuyu ele alıyor. Çok da önemli bir bölüm. Felsefe, felsefenin ilgası veya içererek aşılması üzerine uzun bir yine tartışma yapıyor. Kapitalin inşası veya kapitalin mimarisi, emek kategorisi, emeğin ontolojik önemi gibi konularla devam ediyor. Son derece önemli derinlikli tartışmaların yer aldığı bir bölüm bu. Ve hani 60'lı yıllarda aslında pek çok yazarın, pek çok Marksist yazarın bazen birbirinden habersiz, bazen de birbirinden haberdar bir şekilde nasıl benzer konuları da tartıştığının iyi bir örneği. Önceki haftalarda bahsetmişizdir ya da belki yeterince bahsetmemişizdir. Gündelik hayat mesela, gündelik hayat kelimesini, şeyini, terkibini görünce bir yandan aklımıza şey gelir. Varoluşçu literatür, Heidegger sonrası, belki hatta daha öncesindeki şey yazarlar, fenomenoloji geleneğinden yazarlar gelebilir. Ama mesela gündelik hayat bu dönemlerde hiç bu geleneklerle alakası olmayan, bazen de bunları eleştiren yazar, Marksist düşünürlerin de temel aldığı bir kategori. Lefebvre gündelik hayat üzerine yaptığı çalışmalar, Lefebvre'in tabii ilk akla gelenlerden, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında birkaç ciltte gündelik hayatın eleştirisi, modern dünyada gündelik hayat gibi Türkçe'ye de hepsi çevrilmiş olan kitaplarını yazıyor. Lukács'ın ontolojisinde ve estetiğinde gündelik hayat yine incelemelerin çıkış noktası olarak çok önemli bir yere sahip. Yine Lukács'ın bu dönemde öğrencisi olan Agnes Heller, Marksizm'in henüz bağını koparmadığı bu dönemde 60'lı yıllarda gündelik hayat üzerine bir eser kaleme alıyor, Macarca kaleme alıyor. Daha sonra bunun kısmi bir İngilizce çevirisi de yapılacak ve Heller'in aslında İngilizce konuşan dünyada tanınmasının da bir şeyini, zeminini oluşturacak bu kitap. Neyse, benzer bir şekilde emeği bir temel ontolojik kategori olarak ele almak, basit bir iktisadi kavram olmanın ötesinde insan varlığını, varoluşunu, insani varlık alanının temelini açıklayan bir kategori kavram olarak ele almak yine bu dönemin pek çok yazarının ortak bir derdi ve yine Lukács'ın ontolojisinde, Lukács'ın estetiğinde, yani 60'lı yılların bu temel metinlerinde ve Kosik'in Somut'un diyalektiğinde gördüğümüz ortak kavramlar arasında yer alıyor. Buna tabii Kosik'in bu sayfalarda özellikle çeşitli vesilelerle tartıştığı Herbert Marcuse'nin açtığı tartışmaları da ekleyebiliriz. Çünkü Marcuse de hem fenomenoloji, Heidegger ve Marksizmi bir araya getirme çabalarıyla hem de bir emek merkezli bir ontoloji yapma çabalarıyla karşımıza çıkıyor. Bunun tabii nedenleri tartışılabilir, çok çeşitli nedenleri olabilir. Benim ilk aklıma gelen tabii metne bağlı bir neden. 1844 el yazmaları tabii yıllar önce keşfedilmişti Marx'ın 1844 el yazmaları ama bu dönemlerde çok okunuyor 50'li 60'lı yıllarda. Çok da eleştiriliyor. Ama bu 44 el yazmalarında bir 44 el yazmalarının bir yeniden keşfiyle gündeme gelen insan doğa ilişkisi, emeğin bu ilişkideki yeri, bu gözle Adam Smith'in, Marx'ın Hegel'in ve Marx'ın kimi eserlerinin tekrar okunması, Grundrisse üzerinden yine bu insan doğa emek ilişkisi üzerine düşünme çabası yine bu dönemin önemli bir derdi. Daha farklı bir
şey de çizilebilir tabii, bağlamsal çerçevede çizilebilir. Bu şu an benim üzerinde duracağım bir konu değil. 60'lı yıllara yoğunlaşmamaya çalışıyorum. Biraz günümüze getirmeye çalışıyorum bu tartışmaları yapabildiğim kadarıyla. Ama 60'larda tabii doğanın tahribi, tahribatı, insan doğa ilişkisi, ekolojik hareket ve ekolojik düşünce üzerinden de gündeme gelen bir konu. Bütün bu yazarlar bu teorik tartışmalara ve bu pratik ihtiyaçlara belki yine bağlı olarak bu insan doğa ilişkisini de anlamlandırmış olabilirler. Çünkü bütün bunların sadece ve sadece bir zihin jimnastiği, beyin jimnastiği olarak ortaya konmuş fikirler olmadığını her seferinde hatırlamamız gerekiyor. En azından günümüzde bunları tekrar hatırladığımızda, bu işte insan doğa ilişkisi, insanı insan yapan nedir, insanı doğadan ayrıştıran ya da ayrıştırmayan özellikler nelerdir? Bu soruları da yine bugünümüz tartışmaları üzerinden tekrar sormamız gerekli. Şimdi felsefe ve ekonomi bölümüne nasıl başlıyor yazarımız Karel Kosik? Marx'ın kapitali çeşitli şekillerde yaklaşılabilecek bir metin. Pek çok başka çetrefilli metin gibi. Bunu işte bir iktisat ders kitabında zaten ortaya konan konuları bir başka şekilde anlatan bir kitap olarak ele alabileceğimiz gibi çok derinlikli bir felsefi metin olarak da ele almamız mümkün dedikten sonra kapitali bir kenara koyup bir metin nasıl analiz edilir bunu inceliyor. Metnin neden yorumlanması gereksin? Metin kendi kendini zaten anlatmıyor mu? Kendisi için konuşmuyor mu acaba diye bir soru soruyor. Ve vardığı sonuç yorumsuz bir metin incelemesi olmaz. Yani metin kendi kendini konuşmaz. Biz ister istemez bugünden önceki dönemlerin veya bizim dönemimizin çeşitli metinlerine bakarken kendi dimağımızı da aynı zamanda konuştururuz. Evet, metin yazarının bir niyeti vardır. Bu niyet ile metin çoğu zaman örtüşür. Bu niyeti ortaya çıkarma çabası yine ortaya çıkar. Ama her seferinde bu metin üzerine yorumlar yaparak, o yorumdan tekrar metne dönerek, metnin niyetini ortaya çıkarmaya çalışarak, oradan tekrar yorumlar çıkarmaya çalışarak o metinle biz kendimizde bir diyalektik ilişki içine girmeye başlarız. O yüzden hiçbir kitap aslında, hiçbir yorumladığımız, okuduğumuz hiçbir kitap öyle kendi başına kalmış ölü bir şey değildir, nesne değildir. Bizimle, biz okurlarla ilişkiye giren bir şeydir, ilişki içine giren canlı bir şeydir, metindir. Bir metnin tarihi belli bir anlamda metnin yorumlarının tarihidir demiş. Yorum kavramını fetişleştirmiyor. Yorumsamacıların mesela yaptığı gibi veya her seferinde o yorumlayanların karakteri, yorumlayanların sınıf karakteri, yorumlayanların tarihselliği, yorumlayanların somutluğuna dikkati çekiyor. Ama her seferinde bir metnin bir yaşamı olduğunu, o yaşam sürecinde o metne çeşitli anlamlar atfedildiğini ve kapitalin de başka herhangi bir metnin de bu şekilde ele alınması gerektiğini bize söylüyor Karel Kosik. Nasıl yorumlar yaparız sorusuna yanıt verdiği sayfalar, 140. sayfa mesela, son derece çarpıcı. Belki genel metin yorumu seminerlerimizde, derslerimizde, tartışmalarımızda da sık sık hatırlamamız gereken şeylerden biri. Mesela bir yorumdan neleri talep ederiz sorusuna bir dizi cevap vermiş. Metinde şeffaf olmayan, açıklanmamış veya rastgele pasajlar bırakmamasını talep ederiz. Metnin hem parçalarını açıklamasını hem de bir metni bir bütün olarak ele açıklamasını, yani tek tek kısımlarını ve eserin yapısını ele almasını bekleriz. Tamamlanmış olmasını ve içsel çelişkilerle tartışmalı mantık veya tutarsızlıklardan muzdarip olmamasını bekleriz. Yani bir iç tutarlılığı olacak bu yorumun. Ve metnin özgürlüğünü korumasını ve saptamasını ve bu özgürlüğü metnin yapısının ve anlaşılmasının kurucu bir öğesi olarak bünyesinde toplamasını bekleriz. Bu metni konuşturmamak, metnin kendi spesifik özelliklerine saygı duymak gibi de bunu genişletmemiz mümkün. Tabii insan soruyor, acaba biz kendi okumalarımızda bu öncülleri, bu kuralları takip edebiliyor muyuz diye. Çünkü aslında ben ya da bir başkası, hepimiz, bütün metin okuyanlar, siz. Burada yazarımızın bizi uyardığı şeylerin dışına çıkabiliriz. Çünkü ister istemez bazı metinlerdeki pasajları biz de anlamayız ve hızlıca geçeriz. İşte rastgele bazı kısımları bir kenara bırakabiliriz. İster istemez bazı şeyleri seçeriz.
Belki hepsinden önemlisi bu ikincisi, yani hem parçaları açıklamak hem de bir metni bütün olarak ele almak gerekiyor diyor yazarımız. Her metin incelemesinde aslında bu bir şeydir, tuzaktır. Bazen metin kendisini öyle bir içine çeker ki okuru ya da yorumlayıcıyı, bir paragrafa saplanıp kalırız ve o paragrafın o metnin bütünlüğü içindeki ya da o yazarın düşünce sisteminin bütünlüğü içindeki yerini bir unuturuz. Her seferinde aslında bunları bir hatırlamamız gerekiyor okumalar yaparken. Kapital'e dönelim. Kapital alışıldık bir iktisat metni değil. İktisadı sosyolojiyle, tarih felsefesiyle, felsefeyle birleştiren bir metin. Hemen paragrafın öncesinde Adam Smith'in Ulusların Zenginliği'nden, işte Ricardo'nun benzer kitaplarından ayrıştırmış. Ama yine de tabii haklarını teslim edelim. Yani 18. 19. yüzyıl politik ekonomistleri mesela 20. yüzyılın iktisatçılarından, ekonomistlerinden farklı olarak yani o çok daha fazla iktisadı yine sosyolojiyle, tarihle, tarih felsefesiyle birleştiriyorlar. Marx'ın yapmaya çalıştığının tabii daha bütünlüklü olduğu gerçeğini bu değiştirmiyor. Çünkü Marx her seferinde bir işte yalıtık insanı varsayan iktisat kavrayışına karşı çıkacak, iktisadi faaliyeti diğer faaliyetlerden ayrıştırma çabalarına karşı çıkacak vesaire. Yani bir tür şey gibi görebiliriz bunu. Ulusların Zenginliği mesela şu an alışa geldiğimiz iktisat kitaplarına göre çok daha fazla tarih, sosyoloji veya politika içeriyor. Marx ondan bile tatmin olmamış, daha bütünlüklü bir şey talep ediyor, bakış talep ediyor. Şimdiki iktisatçıları görse kim bilir ne derdi diye bunu şey yapalım, genişletelim. Kapital'i çünkü okuduğumuzda gerçekten buna rastlıyoruz. Çok teknik incelemeler var. Gerçekten iktisadi faaliyeti, dar anlamda iktisadi faaliyet olmak bakımından incelediği, bolca ceteris paribus yaptığı, yani bütün diğer faktörleri bir kenara bırakıp da salt iktisadi bir inceleme yaptığı kısımlar da var. Buna karşılık çok çeşitli dipnotlar, pasajlar, bazen müstakil bölümlerde tarihsel referanslar, edebi referanslar, işte bir bütün olarak insan faaliyeti içinde bu iktisadi faaliyeti konumlandırma çabaları çok belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Grundrisse gibi taslak metinlerde bu daha da belirgin. Yani Grundrisse'ye baktığımızda gerçekten çok bütünlüklü bir insani faaliyet incelemesi görüyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız bu metni, Kapital'i nasıl okuyacağız? 60'lar tabii Kapital'in de tekrar tekrar okunduğu bir dönem. Bu dönemin Çek entelektüellerinden tutun da işte Althusser gibi yazarlarına kadar pek çok kişi Kapital'i tekrar okuma çabasında, teknik bir iktisadi okumanın yetersizliği, bunu bir felsefi okumayla tahkim etmek gerektiğini söyleyen de yine çok sayıda yazar var. Burada da çeşitli okuma stratejilerinden bahsetmiş aslında Karel Kosik. Salt iktisadi bir okumadan işte ezoterik diyebileceğimiz bir felsefi okumaya kadar uzanan pek çok şey var. Olanak var. Ne yapmamız peki gerekiyor bizim? Gelin diyor, madem işte bir ikilemimiz dar anlamda bir iktisadi okuma ile satır aralarını didik didik eden ve biraz da işte yazarı konuşturan, istemediği halde belki konuşturan bir felsefi okuma arasında bir ikilemdeyiz. Diyalektik olarak da bunu aşmamız gerektiğini tahmin edebiliyorsunuzdur Karel Kosik'in ve pek çok başka diyalektikçinin şimdiye kadarki yaklaşımından. O zaman nedir bu felsefe? Felsefe ile iktisadın ilişkisi nedir? Ve Marx'ın felsefeyi ilga etmek veya içerip aşmak dediği şey nedir? Bir buna bakalım diyor. Ve şunu öneriyor. Biz metni sadece bir iktisat metni olarak da okumak zorunda değiliz. Sadece bir felsefi metni olarak da okumak zorunda değiliz. Marx'ın genel entelektüel yaşamı içinde, entelektüel tarihi, entelektüel biyografisi içinde bunu bir yere yerleştirelim. 1844 el yazmaları ile beraber ele alalım. 44 el yazmalarında daha belirgin olan işte o iktisat felsefe ilişkisi ya da iktisadi ve felsefi eleştirinin bir aradalığıyla beraber düşünelim. Kapital'i bir yandan bu gençlik döneminin Marx'ın eserlerinin bir uzantısı, bir yandan da onlardan kopan bir metin olarak düşünelim. Süreklilik ve kopuş içinde düşünelim onu. Ve buradan hareketle salt felsefi ya da salt iktisadi bir metin olmakla kalmayan ve ikisini birden içeren ve ikisini birden aslında aşmaya çalışan belki bir metin olarak düşünelim. O yüzden tekrar bir bakmamız gerekiyor. İktisat ilmini aşmak, işte politik ekonomi bilimini aşmak
veya içerip aşmak ne demektir? Daha da önemlisi felsefeyi içererek aşmak ne demektir? Burada tabii birkaç şeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aslında ad da vererek 60'lı yılların çeşitli önemli tartışmalarına değinmiş. Çünkü Hristiyan ve varoluşçu Marksist veya Marksologlar demiş. Hristiyan Marksist ya da Marksologlar şaşırtmasın sizi. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde pek çok rahip, işte özellikle Fransa'da direniş saflarında yer almış, Marx'ı merak etmiş, okumuş, işte skolastik düşünceyi de iyi bilen pek çok yazar oturup Marx kitapları yazarlar mesela. Bunlar Marx'ın diyelim ki özgürleşme teorisiyle kendi şeylerinin, işte Hristiyan referanslarının özgürleşme kavramları arasında bağlantılar falan kurmaya çalışarak bir Hristiyan Marx imgesi çıkarıyorlar demek istemiyorum ama bir yakınlaştırma yapıyorlar şeyle. Mesela Aquinas'ın Thomas'ın teorileriyle şey arasında, Hristiyan şey Marksizm arasında buna benzer çabalar var. Veya varoluşçuluk var, işte yine özgürlük kavramını önemseyen. Bütün bunlara baktığımızda mesela genç Marx'a çok büyük bir önem atfettiklerini ve Kapital gibi metinleri soğuk, işte kendi 1850'lerin 60'ların pozitivizmine veya işte dar iktisatçılığına fazla şey veren, taviz veren metinler olarak görüyorlar ve Marx'ın gelişimini işte gençlikten yaşlılığa gidişi bir tür gerileme, bozulma veya işte gençlik filozofluğundan bir geri adım atma olarak görüyorlar. Bunun karşısında yazarın işte nadiren de olsa ismini verdiği yapısalcılar var. Althusser ilk akla gelenlerden biri. Hemen tabii şimdi Althusser yapısalcı diyeceğim, yorum gelecek Althusser kendine yapısalcı demiyor diye. Evet, yani şimdi ne hikmetse kimse kendine yapısalcı demiyor, post yapısalcı demiyor, post modern demiyor ama bir şekilde yerleşmiş böyle şeyler var, kalıplar var. Daha 60'lardan itibaren bir yapısalcı Marksizm'den en azından bahsediliyor. Ben bunu bir işte derogatif şey anlamda falan kullanmıyorum. Bir tavır, bir meşrep, bir şey olarak kullanıyorum yapısalcı terimini. Neyse, o yapısalcı konusunda belki ayrıca bir konuşulabilir. Bunun bir alternatifi mümkündür diyor. Özetle, çünkü Kapital'deki iktisadi analiz her zaman bir felsefi bakışla tahkim edilmiş. Kapital'deki felsefede somut bir iktisadi inceleme ve daha önce yapılmış olan somut iktisadi incelemelerin bir eleştirisi üzerinden yükseliyor. Ve felsefenin gerçekleştirilerek aşılması, içerilerek aşılması ve bu anlamda ilgasını da bu şekilde anlamak aslında mümkün. Marx'ın gençliğinden itibaren özellikle gençlik döneminde felsefenin aşılması, içerilerek aşılması gerekmektedir dediği şey, zamane Marksistlerinin kimi zaman anladığı gibi felsefiyi bir aşağılama, bilim lehine aşağılama veya felsefenin modasının geçtiğini söyleme anlamına gelmiyor. Gerçeklikten kopuk, somut gerçeklikten kopmuş, bir takım işte kavramları kavramlarla açıklama çabasına girmiş bir felsefi yaklaşımın eleştirisi üzerine kurulu bu. Kapital gibi metinler tam da buna yanıt veriyor aslında. Çünkü Kapital'e baktığımızda ve Marx'ın başka iktisadi çalışmalarına baktığımızda bu soyuttan somuta, somuttan soyuta sürekli gidiş gelişlerle beraber aslında o toplumu anlamak için, insani faaliyeti anlamak için geliştirdiğimiz kavramları sürekli bir yeniden sınadığımızı, sınamaya çalıştığını görüyoruz Marx'ın ve bu anlamda hani felsefeyi somutlaştıran, somut iktisat incelemelerinde felsefi bir bütünlüğe kavuşturan bir yaklaşım içinde Marx. O yüzden bu felsefi ilga etmeden bir hani dediğim gibi felsefeye reddiye anlamıyoruz. Felsefe yerine yepyeni bir bilim kurma çabası anlamıyoruz. Aslında dönüp dolaşıp bu kitabın başından beri sürekli gündeme gelen o somut soyut diyerek yine geliyor işin konusu, şeyi, işin özü. Daha yani bu metodolojik incelemeden sonra 157. sayfadan itibaren tekrar bir Kapital'e dönmüş. Hatırlatıyor bize işte metanın analiziyle başlayan ve sınıfların analiziyle ne dair bir tamamlanmamış bölümle biten bu devasa eser. Yani Kapital'in 3 cildi. Buna da hatta şey ekleyelim, artık değer teorilerini ekleyelim. Bu geniş külliyatın acaba şey nedir?
yapısı, mimarisi, inşası demiş çevirmenimiz de, bence mimarisi biraz daha iyi oturan bir şey derim çeviri. Şunu da eleştiriyor yazar bence önemli bir şekilde. Kimi Marksistler ya da Marksologlar Kapital ile Hegel'in mantığı arasındaki ortaklıklara değiniyorlar. Ve biraz da şematik bir şekilde Hegel'in mantığıyla Marx'ın kapitali arasındaki paralellikleri kurmaya çalışıyorlar. Bu yaygın bir yaklaşımdır aslında. Giderek yani Kosik'in bu satırları yazdığı 60'lardan sonra daha da arttı bu çaba. Hala da yaygın. Japon Marksistlerden tutun da işte Britanya'da Chris Arthur gibi önemli teorisyenler hepsi birden benzer bir şeye katkıda bulunurlar. Kapital mantığı diye mi çevirsem, kapital logik şeyler, araştırmalar. İşte kapitalin birinci cildi efendim varlık öğretisine, ikincisi öz öğretisine, üçüncüsü kavram öğretisine denk geliyor. Veyahut kapitalin birinci cildinin işte ilk kısmı varlık öğretisi, ikincisi öz öğretisi, üçüncüsü kavram öğretisine tekabül ediyor gibi böyle bir şey yapıyorlar. Benzetme veya analoji yapıyorlar bu Hegel mantığı ve Marx kapitali arasında. Çok anlamlı bulmuyorum ben bunu. Yani tabii hepsinin çıkış noktası şu: Marx bir diyalektik yazmadı ama Marx'ın diyalektiği, Marx'ın diyalektik mantık üzerine çalışmalarının temeli kapitalde bulunabilir diye bir tespit var biliyorsunuz. Lenin'in felsefe defterlerinde geçen sanırım ama başka Marksistlerin de aynı şekilde tekrarladığı. Biraz bunu kelimesi kelimesine alıp Hegel'in şeyinin, mantık biliminin bir bakıma yeniden yazımı olarak görüyorlar şeyi, kapitali. Çok beni çekmiyor doğrusu bu tür bir yaklaşım da, eminim bunu seven izleyiciler de vardır. O yüzden çok ayrıntısına girmeyeyim, çok da bilmiyorum açıkçası. Ama Kosik'in söylediği şu: kapitalin yapısı tek bir şemayı takip etmez, edemez. Neden? Tam da bu aslında onun yine... Burada bu sefer hani kitabın başlarındaki o somut soyut diyalektiği konusunu bırakmış ama yine ondan bahsediyor. Marx metayı önce görüngüsel biçimiyle sonra öze inerek inceliyor. Dolayısıyla bu görüngüden yola çıkmak aslında bir ele avuca sığmayan bir şeyi de beraberinde getiriyor. Bunu böyle kullanmamış bu şekilde ama yani o somuttan soyuta, soyuttan somuta gitmenin sürekli şeyi, ihtiyaç olması böyle bir tek şemayı mümkün kılmayan bir şey. Şimdi Hegel de evet somutu bir çıkış noktası olarak alır. Temelsiz spekülasyonlara karşı bizi uyarır. Tıpkı pek çok başka işte mesela Kant'ın da ya da başkalarının da yapabileceği gibi. Buna karşılık dönüp dolaşıp aslında Hegel bir spekülatif, yani kötü anlamda spekülatif, olumsuz anlamda spekülatif bakışa gelebilir. Yani pek çok kategorizasyonunu, pek çok sınıflamasını Hegel somuttan hareketle değil de bir şematizme yenik düşerek yapmıştır. Marx'ın da gençlik dönemi eserlerinin itibaren çok vurguladığı bir nokta bu. Yani sık ben de belki bu okumalarda bile aynı örneği vermişimdir, tekrarlayayım. En çarpıcısı bunun Hegel'in hukuk felsefesindeki toplumsal sınıflar analizi. Yani gayet somut bir konu toplumsal sınıflar. Toplumsal tabakalar, Hegel'in kullandığı tabirle. Normalde tabii topluma bakılıp da söylenmesi gereken, yapılması gereken bir sınıflama. Hangi toplumsal sınıflar vardır günümüz toplumunda? Hegel bunu yapmak yerine kendi işte tikel, tekil, evrensel üçlüsüne, şemasına uygun düşecek bir takım şeyler arıyor. Tabakalar arıyor ve ona göre buluyor. O yüzden işte evrensel sınıf, iş sınıfı ve tarımsal sınıf diye üç sınıf, üç tabaka koyuyor karşımıza. İşçi sınıfı, efendim topraksız köylüler, pek çok başka sınıf bu üçlü içinde erimiş oluyor. Yani o kafadaki analiz bir şey. Ve doğa felsefesinden tutup da pek çok başka şeye bu şematizm yansıyabilir. Yani zaten baştan bir önden belirlenmiş bir şemayı uyarlamaya çalışıyor bu toplumsal gerçekliğe. Tam da bu nedenle kapitalin yapısı tek bir şemayı takip etmez, edemez. Çünkü bu görüngüden öze doğru gitmek, tabii görüngüye de öze de Kosik'in verdiği anlamları burada hatırlamak gerekiyor. Yani bir gizli şey, bir öz değil bu, gizemli bir öz değil. Şeylerin içsel ilişkisi olarak bir özden bahsediyor. Dolayısıyla bu şey, o dinamizmi içerecek bir mimarisi olmak zorunda bu eserin.
O yüzden de işte Marx'ın kapitalini, evet, Hegel'in hem tinin fenomenolojisiyle hem de şeyiyle, mantık bilimiyle beraber ele almamız mümkün. Ama bu burada bir şematik bir mütekabiliyet veya bir şey aramak çok doğru olmaz. Mesela paralelliği nerede kurmuş? 163. 163 ve 164. sayfalarda kapital ve fenomenoloji. Bunları ortaklaştıran nedir? Dünyada yolculuk ettikten sonra kendine dönen özneyi ele alıyor. Bir bakıma iki eserde, yani Tien'in fenomenolojisinde zaten bu şey apaçık. Ama kapitalde de basit bir takım unsurlardan yola çıkıp o basit unsurları, ilişkisellikleri, bütünlükleri içinde ele alıp ondan sonra tekrar o basit unsurlara, yani işte metadan yola çıkıp o metayı içeren ilişkilere, onun tarihselliğine bakıp tekrardan bir bütün olarak kapitalist üretim sürecini ve metanın o süreçteki şeyini inceliyor kapitalde. Yani bu anlamda mesela bir paralel kurmamız mümkün. Üstelik işte Bildungsroman geleneğini hatırlatıyor burada Almanların. Novalistler, Goethe'ler, hatta işte Fransa'da Rousseau bu tip gelişim romanları, işte kendini keşfetme romanları yazarlar. Bu anlamda mesela kapitali böyle bir eser olarak okumamız mümkün. Yani yalın bir duruştan yola çıkıp o yalın duruştan giderek işte hayatla ilişkilenen, toplumla ilişkilenen karmaşık bir şeye, varoluşa doğru yönelip ve en sonunda geriye doğru bakıp aslında ben buymuşum diyen karakterler vardır bu romanlarda. Fenomenolojide de aynı şekilde bilincin böyle bir öyküsü anlatılır. Kapital'de de metanın öyküsü bir bakıma böyle, işte yalın bir meta ama aslında ilişkili ağları içinde para meta döngüsü, o metayı üretenler, değer, meta, para ilişkisi, bütün bunların bir toplumsal tarihsel süreç, çerçeve ve süreç içinde yapılması, hepsi birden baktığımızda meta aslında o yalın meta olmaktan çıkıyor. Hegel'in, Kosik'in Marx'a anlattığı aktarma biçimine bakarsak. Dolayısıyla Marx'ın kapitalde yaptığı bir böyle bütünlüklü bir analiz, bu gitgelleri içeren olumlu anlamda bir analiz ve kuramsal bir eleştiri veya sermayenin eleştirel bir kuramı. Peki, bütün bu incelemeleri yaptı Marx. Nasıl bir iktisat teorisi ve eleştirisi ortaya koydu? Şimdi burada tekrardan yine kapitali merkeze almakla beraber ondan uzaklaşarak aynı zamanda son derece önemli bir takım tespitler yapıyor yazarımız Kosik. İktisadi kategorilerin analizi demiş ve diyalektik sistemleştirmesi toplumsal varlığı açığa çıkarır. 167. sayfadayız. Bu 160, yani aslında insan ve şey veya iktisadın karakteri başlıklı bu alt bölüm 166. sayfadan bu bölümün sonuna kadar olan kısım 166-189 arasına tekabül ediyor. Aslında Kosik'in bir bakıma toplumsal ontolojisi. Lukács yine 60'lı yılların sonunda bir toplumsal varlığın ontolojisi kitabını yazmaya çalışıyordu. Bu bölüm Kosik'in toplumsal varlığın ontolojisi diyebiliriz. Neden? Birkaç şeyden. Bir kere ontoloji, varlığı inceleyen felsefe dalı diyelim. Varlık olmak bakımından varlığı inceleyen felsefe dalı diyelim. Bunun için de kategoriler çok merkezi, önemli bir yere sahip. Kategoriler tabii Aristoteles'in organonunun ilk şeylerinden biri, değil mi? Kısımlarından biri. Günümüzdeki mantık külliyatı içinde sınıflandırılıyor ama kategoriler öyle bir eser ki, tam da geçenlerde yeni bir indim denemez de hiçbir çevirisi elime geçti. Güzel şey, Aristoteles'in kategorileri Gurur Sev tarafından çevrilmiş. Burada aslında çok açık bir şekilde gözüküyor, görülüyor. Yani dilimizin çeşitli kategorilerini, dilde kullandığımız kategorileri tabii inceliyor burada Aristoteles ama yaptığı bir dilsel ya da dar anlamda mantıksal bir inceleme değil. Burada aslında bir bakıma ontolojiyle mantığın kesişiminden bahsediyoruz. Tam da bu nedenle mesela kategorilerin mantık içinde yer alması İbn Sina gibi düşünürleri tatmin etmeyecek ve alacaklar işte kategorileri
metafizik kimi durumlarda fiziğin altına yerleştirecekler. Çünkü mantıkla sınırlayamayacağımız bir konu bu işte nitelik, nicelik, oluş şey gibi izafe ilişkisellik gibi kategoriler. Dolayısıyla ontoloji dediğimizde ister istemez kategoriler şeye geliyor, gündeme geliyor. Bu kategorilerin işte önemi devreye giriyor. Ve kategoriler üzerinden varlığı incelemek, toplumsal ve iktisadi kategoriler üzerinden toplumsal varlığı açığa çıkarmak olarak burada dönüştürülmüş. Çünkü Kosik'in burada yapmaya çalıştığı toplumsal varlık alanıyla sınırlı bir ontoloji yapmak ve dolayısıyla bizim elimizdeki toplumsal ve iktisadi kategorilerde o toplumsal varlık alanının işleyişini veya kendisini açığa çıkarmak için önemli bir yere sahip. Yani iktisat biliminde yaygın olarak kullanılan kategoriler efendim yanlış bilinçle malul olsalar da başka şekillerde şey olsalar da bizim bu toplumsal varlığı kavramamız, anlamamız, temellendirmemiz için önemli bir başlangıç noktası. Şimdi bu ontoloji peki nereden çıktı? Çok fazla kullanmıyor ontoloji kelimesini. Metafizik demişti zaten daha önceki pek çok şeyde bölümde de. Ama buradan şunu, özellikle bazı sayfalardan şunu anlıyoruz. Mesela şunu söylemiş. İktisat bilimi iktisadi kategorilerin hareketini izlediği sürece bu kategorilerin ne olduğunu asla sorgulamaz. Ve bu kategoriler ve toplumsal varlık arasındaki içsel bağlantıları aramayı aklına bile getirmez. Nedir? Ne demeye çalışıyor burada? Şimdi ontoloji üzerine düşünmeyi o kadar unuttuk ki, ontoloji ve metafizik diyelim. Bazen bu çok şey gelmiyor. Şimdi klasik dönemde metafizik, yakın dönemde metafizik hem de ontoloji işte diyelim ki ilahiyat kısmından arındırılmış olan ontolojinin şeyi temel özelliklerinden biri şudur. Başka bilim dallarının, başka felsefi dalların geçer akça kabul ettiği ya da tanımlamaya gerek bile duymadığı bir takım terimleri, kavramları, kategorileri bir bütünlük içinde ve bir genel tanım yaparak yer yerine oturtmaktır. Yani iktisat bilimi varsayar, geçer akça kabul eder bir takım kategorileri. Kıt kaynakların nasıl başlıyor o iktisat kitapları, neoklasik iktisat kitapları? Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlara yönelik olarak dağıtılması mıydı? Alın size sorgulanmamış bir şeyler silsilesi. Kavramlar, kategoriler, terimler silsilesi. Kaynak ne? Kıt kaynak ne? Kaynaklar gerçekten kıt mı? Kime göre kıt? Neye göre kıt? İhtiyaç ne? İstekten farkı ne? Sınırsız ihtiyaç ne demek? İhtiyaçlar sınırlı mı gerçekten? İnsan ihtiyacı nedir? Bir sürü şey. Bunları iktisat sormaz. İktisat bilimi sormaz. Çünkü tekil, tikel bir bilim. Siyaset biliminin çeşitli kavramları vardır. Yani bunlardan bazıları bir zahmet tanımlanır ama bazıları tanımlanmaz. Zaten bir şey kabul edilir. Var kabul edilir. Ontoloji tam da bunları temellendiren, bu genel kavramları hem tanımlayan hem de birbirleriyle ilişki içinde değerlendiren bir şeydir, daldır. O yüzden iktisadi kategorilerin hareketini izlemekle yetinmeyip bunların ne olduğunu sorgulamak, ne olduğunu tanımlamak ve bunları eleştirmek aynı zamanda ontolojinin alanına denk düşüyor. Klasik iktisadın bunu yapacak bir hali yok. Ha, buna karşılık bütünlüklü bakışıyla mesela Marksist materyalizm böyle bir ontolojik yaklaşıma kapı aralayabilir. Dediğim gibi ontoloji kelimesini çok nadiren kullanıyor görebildiğim hatırladığım kadarıyla. Buna karşılık aslında anlatmaya çalıştığı tam da bu. Bu arada mesela 170'te iktisattan, genel anlamda iktisattan ne anladığını da söylemiş. Yani bir geçtiğimiz hafta bahsetmiştik bundan. Hani dar anlamda iktisat, mikro makro derslerinde görülen, anlatılan tarzda bir iktisat ise eğer iktisadi yapı dediği şey Karel Kosik'in daha genel bir şey. Yani üretim, yeniden üretim, toplumsal üretim, toplumsal yeniden üretim. Burada bunun bir tanımını da yapmış.
Geçtiğimiz haftalarda keşke bu tanımı da aktarsaymışız. İktisat maddi malların üretimidir ama ayrıca toplumsal ilişkilerin bu üretimin bağlamının da üretimidir. Yani salt maddi malların üretimi veya dağıtımı, bölüşümü anlamında bir iktisattan bahsetmiyorum diyor. Bu malların üretimiyle beraber toplumsal ilişkilerin ve bu üretimin bağlamının üretimi. Yani çok daha geleneksel bütün toplumsal faaliyetin aslında temelini, zeminini oluşturan bir faaliyet, bir şeyden bahsediyor iktisat dediğinde. Günümüz modern politik şeyinin, politik iktisat literatürünün böyle bir bütünlüklü bakışı benimseyememesinin ya da geliştirememesinin çeşitli nedenleri var. Bir kere kapitalist ekonomide şeyler ile insanlar birbirinin yerine geçebilir bir hal alır. Şeyler kişileşir, kişiler şeyleşir. Şeylere bir iradeye ve bir bilince sahiplermiş. Uzun bir alıntı yapıyorum burada. Yani hareketleri bilinçli ve iradiymiş havası verilir. Yani adeta etrafımızda dolaşan şeyler, mesela pazardan, marketten seçtiğimiz metalar sanki bizden bağımsız, işte nereden gelip nereye gittiği belli olmayan bir şeylermiş gibi düşünürüz. Bazen de onları sanki konuştururuz. Hareketleri bilinçli ve iradiymiş havası veririz. İşte enflasyonun gidişatından bahsederiz. Enflasyon canavarından bahsediliyordu, değil mi? 80 şey 90'lı yıllarda. Ve böylece insanlar şeylerin hareketinin faillerine ve yürütücülerine dönüşürler. Yani kendilerinden kopan bu şeyler hem nesneleşir hem de öznelleşir garip bir şekilde. Eksik olan ne? Biz insanlarla, biz insanların toplumuyla o şeyler arasındaki ilişkiyi biz artık gözlemlemez hale geliriz. Her şey için geçerli bu. Yani herhangi bir kullandığımız nesneye baktığımızda o nesne bizden, yani biz insanlardan, işte onu üretenlerden sanki bağımsız bir şeymiş gibi düşünürüz. Bu hangi koşullar altında, kimler tarafından, nerede, nasıl üretildi? Buna bakmayız. Hangi sömürü süreci içinde ortaya çıktı, hangi şeye tekabül ediyor? Toplumsal süreci tekabül ediyor. Bütün bunlara dikkat etmeyiz. Böyle olunca da bu parçalanmışlık içinde bu bütünlüğü dikkate almamız pek şey değil. Yani o geçer akça kabul etmek her dönemde var olabilmiştir. Yani kavramlarımızı, kategorilerimizi pek de düşünmeden, pek de sorgulamadan zaten var kabul edip bir şeyler yapabilmişizdir insanlık tarihi boyunca. Ama günümüzde bu daha da belirgin. Çünkü o kadar fazla karşımızda işte bağlamından ya da işte üretim sürecinden kopuk gördüğümüz ürün var ki ve yine toplumda da böyle bir atomizasyon var ki bu bütünü de görmekte daha da zorlanıyoruz. Şimdi buradaki şeyler, bu sayfalar çok şey bir şekilde çarpıcı bir şekilde mesela Lukács'ın tarih ve sınıf bilincinde bahsettiği şeyleşme analizlerini, ortaya koyduğu şeyleşme analizlerini hatırlatıyor. İkisinin birden bağlandığı tabii bir ortak kaynak var. Kapital'in birinci bölümünün dördüncü kısmı. Meta fetişizmi analizi. Lukács'ın da Kosick'in de muhtemelen işte bu şeyleşme, metaların işte şey haline gelmesi gibi konulardaki ortak şeyleri olan, kaynakları olan. Ve pek çok bu dönemin başka yazarı da yine bu tür bu şeye sürece bir dikkat çekecek. Bütün bunlardan sonra da bir temel soru soruyor. 175. Madem öyle, madem her şey birbirle bağlantılı, madem temel kategorilerimizi tespit etmemiz gerekiyor ve madem iktisat da salt dar anlamda bir iktisat değil, işte maddi malların üretimi veya bölüşümü değil. Aynı zamanda toplumsal ilişkilerin ve üretimin bağlamında üretimi. Ve madem bu anlamda bir iktisat, yine bir ben şey yapayım, üretim ve yeniden üretim, bütün bir toplumun temelinde sanatsal faaliyeti de bir üretim süreci ve emek süreci olarak değerlendirebiliyoruz. Ve insanı insan yapan şeyden bahsetmeye başladık yavaş yavaş. Yani insanı doğadan görece ayrıştıran unsurun aslında emek olduğuna dair imalarda bulunmaya başladık. Nedir bu emek? Temel kategorimiz olan emek nedir? İnsanı insan olmak bakımından incelediğimizde bu yazarlara göre
aslında temel ayrıştırıcı kategori olan o emeğin şeyi nedir, anlamı nedir? Emek felsefesi yapmamız gerekir diyor Kosik 175. sayfadan itibaren. Ve yine işte emeği tikel ya da tekil yönleriyle inceleyen araştırmalar da bu işin hakkını vermezler diyor. Sürüsüne bereket, emek, çalışma incelemesi yapan dal var değil mi? Çalışma sosyolojisi, çalışma psikolojisi, çalışma teolojisi, çalışma fizyolojisi. Çalışmanın iktisadi analizleri. Çalışma ekonomisi değil mi? Öyle şey bölüm bile var. Çok mu temel bir işte toplumsal inceleme yapıyorlar bunlar? Hayır. Yani çoğu zaman hatta burada eleştirilen pek çok politik ekonomist de bile rahmet okutacak şekilde bir teknik analiz yapabiliyorlar. İşte şeyde çalışma hayatı verileri üzerinden son derece davranışsalcı bir takım sonuçlara ya da işte yöntemlere başvurarak incelemeler yapabiliyorlar. Neden? Çünkü aslında aynı sorunla mağlurlar. Emeğin belirli veçeleriyle uğraşıyor bunlar. Çalışma sosyolojisi, psikolojisi, iktisadı vesaire vesaire. Emeğin ne olduğu sorusunu incelenmemiş bir soru olarak bırakıyorlar. Sorulmamış bir soru olarak bırakıyorlar. Geçiştiriyorlar ve geçer akçe kabul ediyorlar emeği. Halbuki emek çok temel bir konu. Bunu öteliyorlar. İşte metafizik sorudur diyorlar. Özellikle de bunu sormayabiliyorlar. Bu soruyu. Halbuki önceki dönemlerin büyük önemli filozofları bu özellikle büyük dönüşümlerde, büyük dönüşüm dönemlerinde bu soruyu sormuşlar. Burada saymamış da o da zaten daha önceki sayfalarda bahsettiği için gerek duymamış olabilir. Aristoteles de mesela emek önemli bir konu. Birazdan bahsedecek presokratik filozofların bazılarında yine bazı fragmanlarında emek, insanın el faaliyeti işte el emeği, Anaksagoras mesela işte iyi bir örnek, buna dikkat çekebiliyor. Yine burada bahsetmemiş de Sofokles'in meşhur Antigone tragediyasında bir pasaj vardır insanın emek faaliyeti üzerine. Rönesans, Manetti, Pico della Mirandola, Bovillus, bilmiyordum Bovillus'u. Bu gibi yazarlar. Hegel, Marx, Adam Smith'i bunları ekleyelim. Pek çok yazar yine emeğin önemine dikkat çekmekte kalmayıp emek nedir diye soruyorlar. İşte insanı ayrıştıran nedir diye sorup emek diye yanıt veriyorlar. İnsan nedir, kimdir diye soruyorlar. Ve her seferinde aslında emek ve insanın insanlığı arasındaki ilişki bu düşünürlerde bir önemli bir unsur haline geliyor. Bazen tek ayrıştırıcı unsur değil. Kaldı ki zaten Marx'a, Marksist düşünürlere ve bence Kosik'e göre de tek yani bizatihi kendisi emeğin tek ayrıştırıcı unsuru değil. Çünkü emekle beraber gelen başka unsurlar da var. Düşünsel uğrak, işte hedef koyma üzerinden kavramlar vesaire. Ama her durumda şeyi anlıyoruz. Bu emek yani insan nedir, insan kimdir sorusuyla emek nedir, emeğin mahiyeti nedir sorusu önemli bir şey ilişki içinde. Emek demiş Kosik. İnsanın tüm varlığına sinen ve özgünlüğünü teşkil eden bir oluştur. Ve emek nedir ve insan kimdir soruları arasındaki zorunlu içsel bağlantıyı fark etmemiz gerekir ki bir bütünlüklü inceleme, bir araştırma yapabilelim. Nedensellik, ereksellik yani teleoloji gibi ikilikler de aslında bu emek üzerinden anlaşılabilir. Burada benim gördüğüm kadarıyla bu teleoloji konusunu açıklamamış, uzun bir açıklama gerektirir de burada bunun şey yapılması. Mesela Lukács'ın ontolojisinde emek bölümünde çok uzun bir şey var. Yani özetlemek gerekirse emek dediğimiz faaliyetin çeşitli bileşenleri var. Bunlardan biri fiziksel bir doğayı değiştirme, dönüştürme ve doğada ayrıksı bir alan yaratma çabası ise bunun ayrışmaz bir şeyi var, tamamlayıcısı var. O da hedef koyarak doğayı dönüştürme. Dolayısıyla insanlar bir yandan bir takım zorunluluklara tabiler. Bu bir biyolojik zorunluluk. Aynı zamanda işte diğer kendi yarattıkları toplumsal koşulların getirdiği zorunluluk. Aynı zamanda hedefler koyarak bu zorunluluğu belirli sınırlar çerçevesinde de olsa aşıyorlar. Ve
insan faaliyeti söz konusu olduğunda emek ve onun ayrışmaz parçası olan bu nedensellik teleoloji, nedensellik hedef koyma diyalektiği, hedef koyutlama diye çevirmiştik bunu şeyde, ontolojide diyalektiği ayrışmaz bir şey. Diyalektik. O yüzden mesela klasik ontolojide, metafizikte, kategoriler bahislerinde hep gündeme gelen bu nedensellik, özgürlük tartışması, nedensellik, teleoloji tartışması veyahut işte Aristoteles'te yine önemli bir yer işgal eden bu telos kavramı, gaye, amaç kavramı yine bütün bu üretim üzerinden şey yapılabilir, temellendirilebilir. Her şeyi, bütün bu unsurları emeğe indirgeyelim demiyor. Kötü anlamda her şey, işte dar anlamda emeğin ya da ekonominin bir yansımasıdır demiyor. Ama gaye de işte teleoloji de söz konusu olduğunda, işte insan söz konusu, insani bir zorunlulukla gündeme geldiğinde her seferinde bunu emek süreci üzerinden anlamamız gerekir gibi bir fikir içinde Kosik ve yine onunla çok burada paralel olarak okuyabileceğimiz ontolojinin yazarı Lukács. Bir takım çıkarımlar, şeylerde de bulmuş yani, hem Hegel'le karşılaştırarak kendi analizini hem de ayrıca incelemeler yaparak. Mesela çalışma vasıtasıyla insanın zamanı kontrol eder hale gelmesi, hayvanınsa tamamıyla zaman tarafından kontrol edilmesi gibi şeyler. Yani insanı doğadan, insanı doğanın diğer kalan kısımlarından, işte hayvanı ayrıştıran nedir sorusuna verdiği kısa yanıtlar bunlar. Ve bütün bunlara da baktığımızda emeğin temel özelliklerini çeşitli şeyleriyle görmüş oluyoruz. Örnekleriyle görmüş oluyoruz. Önceki sayfalarda da yine bu konuya değindiği bir şey vardı da gerekirse sonra da tekrar bakarım. Yani bu doğadan ayrışmanın bir göreli ayrışma olduğunu hep hiç unutmamak gerekiyor. Tamamen apayrı, işte kendine has bir alan yaratmıyor insan. Doğal belirlenimlerini de koruyor. O yüzden bu özgürlük, zorunluluk, işte teleoloji zorunluluk ikileminde o zorunluluğun bir boyutu her zaman o biyolojik belirlenim, biyolojik zorunluluk. Sonra başka okumalarda belki tekrar değinme fırsatımız olur. Peki tekrar iktisada döndüğümüzde, çünkü emekten bahsettik, normalde işte iktisattan bahsetmemiz gerekirken gittik döndük dolaştık insanın ontolojisine vardık. Tekrardan dönüp iktisada baktığımızda peki ne göreceğiz? Burada şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Bir genel bir ontolojik kategori olarak emek var. Bir de bunun tarihsel süreç içinde toplumsal bütünlük içinde ortaya çıkan çeşitli örnekleri, veçeleri var. Bunları da birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Ama şunu söyleyelim. Mesela 184-185'te verdiği bir takım çarpıcı örnekler var. Hiç aklımıza emek diye kazınmamış olan bir takım faaliyetler de aslında eninde sonunda ya emek faaliyeti ya da emeğin gerçekleşmesini sağlayan faaliyetler. Bilim ve sanat iyi bir örnek. Yani şimdi bilimsel faaliyet, sanatsal faaliyet, bunlar da bir takım emek faaliyetleri, üretim faaliyetleri aynı zamanda. Yani bunların zihinsel emek ya da işte zihinsel boyutu daha yoğun olan emek faaliyetleri olması onları emek olmaktan çıkarmıyor. Bunlar insan etkinlikleri, yine doğayı dönüştürmek, değiştirmek üzerinden yürüyen insan etkinlikleri. Yine bir zihinsel emek deyip geçsek de bir maddi, cismani, bedensel zemin üzerinden yükselen ve diğer emek türleriyle de bağlantılı olarak ele alabileceğimiz emek türleri. Siyasi etkinlik gibi etkinliklere bile baktığımızda aslında biraz üzerine düşündüğümüzde yine benzer şeyler olduğunu bunu söyleyebiliriz. O yüzden emek dediğimizde sadece işte ücretli işçinin veya kölenin veya zanaatkar çıranın yaptığı işi düşünmememiz gerekiyor. Çok daha genel bir kategori. Ama tabii sadece metafizikle, sadece ontolojiyle bir toplumsal inceleme yapılmaz. Yani kavramlarımızı bu dallar, bu genellik düzeyi üzerinden tanımlamamız mümkün, gerekli.
Buna karşılık somut incelemelerimizi işte emek en temel insan faaliyetidir, insanı insan yapan faaliyettirden ibaret bir şeyle yapamayız. Tarihsel, toplumsal bir inceleme söz konusu olduğunda emeğin özgül biçimleri gündeme gelir. Fabrika emekçisinin emeği, plaza emekçisinin emeği, bunların benzerlik ve farklılıkları meydana gelir. Yani zemini ortaya koyduk, kategoriyi tanımladık, kategoriyi geçer akçe olmaktan çıkardık, önemini teslim ettik. Bazı durumlarda belki önemsizliğini tespit edebiliriz başka kategorilerin. Buna karşılık bir somut analiz yaptığımızda, somut durumun bir tahlilini yaptığımızda, geleceğe yönelik somut incelemeler yaptığımızda ister istemez karşımızda olan, önümüzde olan ya da veya geçmişte zaten yaşanmış olan örneklerden çıkardığımız emek örneklerini dikkate almamız gerekiyor. ...189'da zaten tam da böyle bir sonuca varmış. Genel şekliyle emek, iktisadi anlamıyla emeğin ön varsayımı olsa da ikisi özdeş değildir. Kapitalist toplumun servetini oluşturan emek genel şekliyle emek değil, daha ziyade belirli bir emektir. Soyut emek, soyut somut emek, yani ikili karakteri olan bir emektir ve sadece bu biçimde iktisada aittir. Burada da işte o farklı analiz düzeylerinden bahsetmiş oluyor. Emek olmak bakımından emekle belirli emek türleri arasındaki ayrıştırmayı da yapmamız gerekiyor yeri geldiğinde, ortaklığı da kurmamız gerekiyor. Tam da bu bütünlüklü bakış açısıyla spesifikleştirilmiş bakış açısı arasındaki ilişkiyi kurarsak eğer biz tam anlamıyla bir materyalist, Marksist bir çözümleme yapmamız mümkün olur. Bunun pratik şeyi nedir? Sonuçları. Bu ontolojik bakış insan toplumunda temel belirleyenin, temel renk çalanın ne olduğunu bulmamızı sağlar. Ve böylece maddi üretim ve yeniden üretim süreci, onun temel kategorisi olan emek, bütün diğer unsurların aslında içindeki belki zeminindeki onlara zarf olan şey haline gelir. Unsur ya da faaliyet haline gelir. O yüzden mesela toplumdaki, tarihteki dönüşümleri mesela bir takım fikirlerin yaptığı şeyler olarak değil de üretim süreci içindeki insanların geliştirdikleri şeyler olarak aslında görmemiz bu şekilde mümkün olur. Buna karşılık somut bir takım çözümler önerdiğimizde, somut tahliller yaptığımızda bu genellik düzeyinden bu sefer daha bir spesifiklik düzeyine doğru geçmemiz gerekir ve bu şekilde o bütünlükle tikellik arasındaki bağlantıyı yine kurmamız mümkün olur. Somutun diyalektiği dediği şey tam da bu baştan beri söylediği işte gündelik hayattan yola çıkmamızın nedeni işte efendim şey bütünlükle o gündelik hayat arasındaki bu ilişkiyi kurma çabamız, görüngüyle öz arasındaki fenomenle öz arasındaki ilişkiyi kurma çabamız hep bununla bağlantılı. Yani o somutun karmaşıklığı, somutun bazen yanıltıcılığı ama aynı zamanda o somutun gerçekliği ile soyutun toparlayıcılığı, soyutun açıklayıcılığı ama aynı zamanda soyutun bizim kurgumuz olan bir şey olması arasındaki şeyi her zaman bir kurmamız gerekiyor. Diyalektiği kurmamız gerekiyor ki soyut somut salınımlarını her seferinde yapabilelim. Evet, bu haftalıkta bu kadar yeterli olsun. Önümüzdeki hafta herhalde bitiririz praksis ve bütünlük başlıklı son bölümle bu bölümümüzü tamamlarız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.